Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ökgeş öğretmen. Bugün LGS'ye doğru programında Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini ben ve Songül öğretmen beraber anlatacağız. Songül öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli öğretmenim. Bugün Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin adım adım liderliği konusunu ele alacağız. Konumuza başlamadan önce hangi önemli noktalara değineceğiz, hangi konular üzerinde duracağız bunları Songül öğretmenimizden dinleyelim. Evet değerli öğrenciler, bugün sizlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün Şam'daki 5. Ordu'daki görevinden 1913 yılındaki Sofya Ateşe Militerliği'ne kadarki geçen süredeki savaşlardaki başarı ve deneyimlerini sizlerle birlikte paylaşacağız. O zaman Şam'daki görevinden başlayalım. Songül öğretmenim, Mustafa Kemal Atatürk Şam'daki görevinden sonra hangi görevlerde bulundu? Bazı önemli görevlerini bize sıralarsanız çok seviniriz. Tabii ki de değerli öğretmenim. Sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Şam'daki 5. Ordu'daki görevine başlamıştır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk görev yeridir diyebiliriz. Bir sonrasında ise sevgili öğrenciler, 1907 yılına geldiğimizde Manastır'da bulunan 3. Ordu'nun Selanik Şubesi'ne atanmıştır diyebiliriz. Bir sonrasında ise yine 1910 yılında Fransa'da Picardi manevralarına katılmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 1910 yılında Picardi manevralarına katıldıktan sonra 1911 yılı Eylül ayında İtalya Trablusgarp'ı işgal etti. Osmanlı Devleti'nin hem kara bağlantısının olmaması hem de yeterli deniz gücünün olmamasından dolayı Trablusgarp'a asker gönderemedi. Bu dönemde bazı gönüllü subayları bölgeye gönüllü olarak gönderdi. Mustafa Kemal Atatürk de gazeteci kimliğinde bölgeye hareket eden komutanlardan biridir. Daha sonrasında 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşin Antlaşması'yla Trablusgarp Savaşı sona erdi. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'na yoğunlaştı. Şimdi 1. ve 2. Balkan Savaşları'nı Songül öğretmenimizden dinleyelim. Evet sevgili öğrenciler, biraz önce öğretmenimizin de bahsetmiş olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a İtalyanlar saldırmışlardır. Saldırma sebeplerinin temel nedenine indiğimizde sömürgecilik yarışını görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nin de Akdeniz'den gemi gücü olmadığı için, karadan da bağlantısı olmadığı için Mustafa Kemal burada gönüllü gazeteci kimliğiyle birlikte Trablusgarp'a gitmiş, halkı örgütlemiştir. Burada Mustafa Kemal'in örgütleyicilik özelliğini, liderlik özelliğini görmekteyiz değerli öğrenciler. Tabii Osmanlı Devleti sadece ve sadece Akdeniz'de İtalyanlarla uğraşmıyordu bu süreçte. Balkanlarda gelişmekte olan bir savaş Osmanlı Devleti'ni bekliyordu. Buradaki savaşı Uşi Antlaşması'yla bitirmesi gerekiyordu ve Balkanlara yoğunlaşması gerekiyordu Osmanlı Devleti'nin. Haliyle Balkanlara yoğunlaşan Osmanlı Devleti karşısında Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan devletleriyle 1. Balkan Savaşı'nı yaşamış ve burada Midye-Enes hattına kadar geri çekilmiştir. 1. Balkan Savaşı'nda çok fazla toprak kazanan Bulgaristan, diğer Balkan devletleriyle çatışma yaşadı. Diğer Balkan devletleri Sırbistan, Karadağ, Yunanistan gibi ülkeler Bulgaristan'a savaş açtı. Bu fırsattan yararlanan Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a savaş açtı ve Kırklareli ve Edirne'yi tekrardan kazanmış oldu. Değerli öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk için Balkan savaşlarının değeri ve önemi ayrıdır. Neden diye soracak olursanız, Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Boğazı'nı yakından tanıma fırsatını bulmuş ve 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde kazanmasında Balkan savaşlarının etkisi oldukça büyük olmuştur diyebiliriz. Sevgili öğrenciler, bugün Songül öğretmenimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik mesleği ve görev aldığı yerler hakkında bilgiler edindik. Konumuzu burada noktalayarak LGS'de çıkmış olan iki tane soruyu ve örnek olarak yayınlanan bir soruyu Songül öğretmenimizle beraber çözelim. Songül öğretmenim, öncelikle 2020 LGS'de çıkmış olan soruyu bizler için cevaplar mısınız? Evet sevgili öğrenciler, 2020 LGS sorusuna baktığımızda bize iki tane paragraf verilmiş ve bu paragrafların hangi alanlarla ilgili olduğu sorulmuş. Şimdi sizlerle paragrafımızı okuyalım mı? İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardi manevrası adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Şimdi ikinci paragrafımızı okuyalım. Mustafa Kemal, Balkan savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. Songül öğretmenim, burada öğrencilerin dikkat etmesi gereken soru köküne dair bilgiler de verirseniz bize. Tabii ki de
Değerli öğretmenim, Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileri ile ilgili çalışmalar yaptı? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal ekonomik, sosyal, askeri, diplomatik ve siyasi alanlarda birçok çalışmalar gerçekleştirmiştir. Her bir çalışmasının alanıyla ilgili size sorular gelebilir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi birinci paragrafımızdan başlayalım. İngiltere ve Fransa ile arasında Picardi manevralarına katılması, Osmanlı ordusunu temsil etmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri yeteneğini göstermektedir. Askeri yeteneğine baktığımızda B seçeneğinde görmekteyiz. Bir diğer metnimizde Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşe olarak atanmıştır. Sevgili öğrenciler, ateşe olarak atanmak diplomatik bir görev olarak değerlendirebiliriz. Ve bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere de katılmıştır. Burada da yine B seçeneğimizde ve C seçeneğimizde diplomatik çalışmaları görmekteyiz. Ama askeri çalışmalardan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 2020 LGS'ye ait bir örnek soruyu öğretmenimiz bizler için cevapladı. Şimdi bir de 2022 LGS'de çıkmış bir soruyu cevaplayalım. Buyurun sevgili öğretmenim. Evet sevgili öğrenciler, sizlerle birlikte 2022 LGS sorusuna bakmaya ne dersiniz diyorum. Ve yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet sevgili öğrenciler, yargılarına ulaşılabilir cümlesini gördüğümüz noktalarda bizden hangi yargı istenmektedir onu değerlendireceğiz. Metnimizi okuyalım. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı. Bu bilgilerden birinci öncülümüze bakalım. Uşi Antlaşması'nın imzalanmasında Balkanlarda çıkan savaş etkili olmuştur. Evet, değerli öğrenciler, metnimize bir bakalım. Metnimizi bir değerlendirelim. Ne dersiniz? Trablusgarp Savaşı devam ederken ne diyor? Balkanlarda da savaş çıktı ve bu durum karşısında Osmanlı Devleti İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. Yani Uşi Antlaşması'nın imzalanmasında Balkanlarda çıkan savaş etkili olmuş mudur? Elbette olmuştur diyoruz ve buraya tikimizi atıyoruz. Bir diğer öncülümüz ise Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da toprak kaybetmiştir. Evet, yine metnimizden yola çıkarak imzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp kime bırakılmış değerli öğrenciler? Evet, İtalya'ya bırakılmıştır diyorsunuz ve burada ikinci öncülümüze de ulaşabiliyoruz. Üçüncü öncülümüzü okuyalım. Trablusgarp Savaşı ile Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona ermiştir. Metnimizden yola çıkacak olursak Trablusgarp Savaşı ile Balkanlardaki Türk hakimiyetinin sona erdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bundan dolayı bunu eliyoruz. 1 ve 2. öncülün bulunmuş olduğu seçeneklere baktığımızda A seçeneğini de görüyoruz sevgili öğrenciler. Bu durumda doğru cevabımız A'dır. Evet, 2 tane geçmiş yıllarda çıkmış LGS sorusunu Songül öğretmenimiz bizler için cevapladı. Son olarak bir de örnek soru cevaplarsa bizler için çok seviniriz. Evet değerli öğrenciler, 2021 ve 22 eğitim öğretim yılı Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersinden bir örnek soruyla devam edelim. Verilen metinde Balkan Savaşı'nın aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik etkisine değinilmemiştir? Sevgili öğrenciler, değinilmemiştir kısmının altını çizelim. Demek ki 4 öncülümüzden bir tanesine değinilmemiş olması lazım. Hemen paragrafımızı okuyalım. 1. Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış ve subaylar iki gruba ayrılmıştı. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi ve Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. Başkentte tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Değerli öğrenciler, metnimize baktığımızda A seçeneğimizdeki siyasi, evet, Balkan savaşlarının çıkması, ordunun siyasete karışması, siyasi olayların geçtiğini göstermektedir. Sosyal olaylara da baktığımızda savaşın sonucunda Türk hakimiyetinin sona ermesinden akabinde Anadolu'ya bir büyük göç yaşanması yine sosyal bir olayın yaşandığını göstermektedir. Zaten 1. Balkan Savaşı'nın çıkması başlı başına bir askeri olaydır. Bu durumda A, B ve D seçeneklerine ulaşabiliyoruz. Yalnız
Paragrafın geneline baktığımızda bize dini herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu durumda değinilmeyen konu dinidir diyoruz ve doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Teşekkür ederiz. Sevgili öğrenciler, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili önemli bilgiler edindik ve bununla ilgili 3 tane soru cevapladık. Songül Öğretmenim, son olarak eklemek istediğiniz bir söz var mı? Evet değerli öğrenciler, başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir diyorum ve kapanışı yapıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sözü Ökeş öğretmenime bırakıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.